Yeni videodan hepinize merhaba. Ben Aras Okul'a gönderdim. Dedim ki bir video başlatayım. Şimdi evimi toparlayacağım. Bayağı bir dağıldı. Özellikle yatak odası, çamaşırlar ve mutfak kısmı birazcık dağınık. Toparlamam gerekiyor. Dedim ki bu toparlamayı hep beraber yapalım. Tertemiz evimi düzenli bir şekilde bırakayım. Çünkü akşama yemeğim belli. Bugün menümüzde kremalı mantarlı makarna var. Makarna dediğiniz şey de zaten yarım saatlik bir menü. O yüzden ben de dedim ki şimdi güzelce bir evimi toparlayayım. Şöyle rahat rahat Aras gelene kadar keyif yapayım. O yüzden ilk olarak dedim işlerimi bitireyim. Sonrasında da artık yemek saatine kadar otururuz. Şimdi arabayla ilgili bir güncelleme yapayım. Maalesef arabanın problemi büyük çıktı. Motorla alakalı bir sıkıntı olduğunu ve motorun açılması, çıkartılması işte gerektiğini söylediler. O yüzden de geçen hafta biraz bizim için kötü geçti. Moral olarak bayağı bir moralimiz bozuldu. Çünkü tahmin ettiğimizin çok çok üstünde bir maliyet çıktı. Çok böyle yapabilecek bir şeyimiz de olmadığı için arabayı yaptırmaya karar verdik. Hafta sonu geçti. Şu an bilmiyorum araba ne durumda. Öğrenecek eşim bakalım. Oldu mu olmadı mı, başka sıkıntısı var mıydı arabanın, hepsine bakılıyor yani. O yüzden yine bu hafta da arabamız yok sanayide. Çözülsün de gerisi önemli değil, yapabileceğimiz bir şey yok çünkü artık bu ne derler, nasip çıktıktan sonra çıkmış yani. Artık o para bizden çıkacağı varmış, yapacak bir şey yok, nasibimizde ne varsa o. Ona yani bir tık böyle moralimiz bozuldu ama elden bir şey gelmediği için de hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta sonumuz çok güzel geçti. Hafta tatilinde çok bir şey yapmak istemedim. Hem eşim dinlensin diye hem de Aras bütün hafta boyunca okuldaydı. Onunla güzel vakit geçirmek istedim. Zaten tatilde olduğumuz için Aras'a da okulda etkinlik kitabı vermişlerdi. Zaten bir kere gösterdim ödev vermişler diye. O kitabın da belli bir sayfasına kadar gelmişler. 40 sayfaya kadar gelmişler ilk kitapta. Yani 3-4 kitaplık sanırım böyle bir setler halinde. Bir setin içinde 4 kitap falan var. Tam ben de bilmiyorum net olarak. Ama birinci kitabın 40. sayfasına kadar gelmişler. Öğretmene söyledim. O da dedi ki hafta sonuna gelmeden ben vereyim. Siz de hafta sonu yaptırın evde. Hafta sonu Aras'cığımla beraber o ödevleri yaptık ilk olarak. Sonra eşim kalktı. O kalktıktan sonra kahvaltı. Birazcık dedik yürüyüş yapalım. Güzel bir yürüyüşümüzü yaptık. Arasçım'la parka gittik. Güzel vakit geçirdik yani. Eve geldikten sonra da normal gündelik hayatımıza devam ettik. Öyle çok farklı bir plan yapmak istemedim ben. Hem eşim dinlensin diye hem de dediğim gibi ailecek güzel vakit geçirebilmek için. Hafta sonumuz böyle geçti. Pazar günü de arkadaşlarımız geldiler memleketten. Onlarla beraber güzel bir gün geçirdik. Şimdi artık hafta içinde, haftanın başındayız. Ben şimdi bu videoyu bir çekeyim. Dedim güzelce bir toparlayayım evimi. Nasip kısmet ederse bu videoyu çarşamba günü izleyeceksiniz. Videolar 2 gün geriden geliyor, bunu söyleyeyim bilmeyenler için. Her gün video koyuyordum eskiden ama artık her gün koymuyorum. Çünkü her gün koymak benim için düzenleme ve yükleme açısından çok zor oluyor. Yani hem o gün o videoyu çekip hem düzenleyip hem de gecesine yüklemeye almam gerekiyor ki ertesi gün yayını açabileyim diye. Ama yayını açabilmem için de yüklenmesi lazım. İnternet maalesef yetersiz geliyor. Sürekli kesiliyor video, sürekli kesiliyor. Yükleme sıfırlanıyor, tekrar başa sarıyor. O yüzden ben de 2 günde bir yüklüyorum ki garanti olsun diye. Şimdi artık çok konuştum. İşlere başlayalım. Ondan sonra yine görüşürüz. Hava birkaç gündür çok güzel, güneşli ve sıcak gerçekten. O yüzden çok mutluyum. Ben de her gün mümkün olduğunca yürüyüşe çıkmaya çalışıyorum. Ben kendim çıkıyorum ya da Aras'la beraber çıkıyoruz hafta sonu olunca. Balkonum da bu durumda. Gayet memnunum buradan da. Bu kısım temiz zaten. Düzenli bir sıkıntımız yok. Mutfakta da bulaşık makinemin içindekiler temiz olduğu için boşaltmadım henüz. Bunlar yerleştirilecek. Giriş kısmında bir dağınıklık yok. Koridora gelelim. Bu banyolar zaten sürekli temiz. Ben buralara elimden geldiğince güncel olarak temizlemeye çalışıyorum. Yani 2 günde bir gün aşırı temizlemeye özen gösteriyorum. Burada misafir banyosundaki bütün havluları falan atacağım. Çamaşır makinesinin içinde de kirliler var. Hepsini şimdi ilk önce çalıştıracağız. Ondan sonra işlerimize başlayacağız.
Burada çok bir şey yok. Arasçım arabalarıyla oynadı. Yani oturma odası her zaman bildiğiniz gibi. Terlik giyiyor artık çok şükür. Evde kendi isteğiyle terlik giymek istiyor. Aras'ın odası birazcık dağınık. Sabah bayağı bir araba oynadık, kum oynadık, çizim yaptık falan. Burada da silahları var Aras'ın. Bunlar Nerf gibi olanlar. Şunu halası almıştı. Bunu babam almıştı. Bunu da babası, Aras'ın babası aldı diyeyim yani eşim aldı. Hepsi de birbirinden çok sevdiği şeyler Aras'ın. Ama mermisi yoktu. Dün hazır şeye gitmişken AVM'ye falan oralardan buldum. Hemen mermisini aldım. Bugün onunla da oynadık. Buralar bu şekilde. Arasının aslında camları falan silinmesi lazım. Ama vallahi hiç açacak halim yok buraları. Çünkü çok zor temizleniyor bu cam. Camın dışına çıkmak da çok istemiyorum. Canım çok oraları temizlemek istemiyor açıkçası. Bu kısımda telim var. Çünkü çamaşırlarla çok uğraşıyor. Kafasına düşecek diye ben de korktuğum için buraya taşıdım. Nevresimlerimizi yıkamıştım. Bunlar kurudu, katlanacak. Burada birkaç kıyafet kurudu, onlar katlanacak. Burada katladığım çamaşırlar var. Bunlar yerleştirilecek. Yatakta bu halde. Anlayacağınız yatak odası, çocuk odası ve mutfak bayağı dağılmış durumda. Nereden başlayacağım bilmiyorum ama önce çamaşırlarımı atmam lazım. Çamaşırları atayım. Bu sefer de öncelikle yatak odası, sonra çocuk odası, sonra mutfak diye mutfakta işimizi bitirelim inşallah.
Çamaşırları atalı 15 dakika geçti ve ben bütün bu arka odaların hepsini hallettim. Yatak odam tertemiz. Çocuk odam da aynı şekilde. Zaten süpürgemi önceden yaptığım için şu anda sadece bir toparlamış oldum. Oturma odası da yine tertemiz. Şimdi çamaşırlarımın 20 dakikası var. Hemen o arada ben de mutfağımı hallediyorum. Güzel hava ya. Hemen işlerimi halledip yürüyüşe çıkacağım. Vallahi çıkacağım yani, dayanamadım. Şöyle bir dolanır gelirim yürüyüş yolundan.
Henüz daha çamaşırlarım çıkmadı. O yüzden ben de dedim ki bir çay koyayım. Sabahki çay vardı zaten. Hemen bir bardak içeceğim. Yoruldum. Bu da böyle bir ara öğünümüz olsun. Hadi bakalım biraz dinleneyim. Bütün çamaşırları asabildim nihayet. Valla sığmayanları buralara, bayağı bir banyoya falan her yere astım. Çok şükür bugün de işim bitti. Mutfağım da yine tertemiz. Artık yürüyüşe çıkabilirim. Resmen dışarısı beni çağırıyor şu an yürüyüşe gel diye. Hemen şimdi çantamı alıp çıkıyorum. Hem zaten evin de ihtiyaçları vardı bir iki tane. Onları da alır gelirim. Hadi bakalım. Çok sevdiğim yola gelebildim nihayet. Bakar mısınız? Buralara sonbahar geldi. Ağaçlar çok güzel. Rengarenk şu an. Yeşil, sarı, turuncu her renkten. Şimdi biraz yürüyeyim. Kendimle baş başa kalayım. Sonra yine görüşürüz. İlk defa bir makine görüyorum. Bu ne makinesi ki? Vallahi gidiyor. Aa, çok değişik bir şeymiş. Bayağı sesli geldi de. Farklı bir şey. İlk defa gördüm. Şimdi bu yolu biraz böyle yürüyeyim. Bu yolun sonunda o kadar çok market var ki. Sıradan sayayım. Migros. Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi. A101. BİM. Biraz daha ileri gidersek yerel marketler. Şok. Falan filan. Her şey var yani. Çok güzel bir yer. Yani buradan gittiğimde en çok burayı özlerim. Nasip yapacak bir şey yok. Gitmek gerekiyorsa bazen gitmek gerekir. Bu nasıl bir laftı ya? Neyse hadi görüşürüz. İlk durağımız A101. Geldik. Çalsam iyi olurum. Üç tane uç 11 lira. Kusura bakmayın. Salatalık. Güzel bir salatalıktan alayım biraz. Orası kimine matarası kırdı. Aynısıydı bunun. 23-30. Almayacağım bakalım biraz bir gözlemleyelim. Şişe verdim. Şimdi şişeyle gitti okula. Bakacağız duruma göre. Cam pipet gelmiş. Hem de düz.
yazmıyor fiyatı. Şu da güzelmiş. Limonata bardağı. Aslında kırık benim şu makarna tabağımın bir tanesi. Aslında alınabilir mi? Farklı desen olmasın. Almayacağım. Şu alet çantasına bir bakacağım. Ne kadarmış? Hiçbir şeyin fiyatı yazmıyor. Nasıl bir şey? Çocuk için mi acaba şu? Süper tamir çantası. Bakalım tamir çantasına ihtiyacımız var. Bu oyuncak. Ya ben gerçek şey sanmıyorum. Bana gerçek lazım. Bir tek şu lazım. Şu. Ha, bu da küçük. Çok küçük, yeterli değil. İkinci durak bin. Sonra da eve gidiyorum. Evet, yumurtamı aldım. Salatalı da A101'den aldım. O pipetler güzel. 20 liraymış fiyatı da. Düz pipet, onları da aldım. Şimdi artık eve gidiyorum. Çünkü saat 5'i çeyrek geçiyor. Birazdan Aras gelir. Aras'ı karşılamak için çıktım şimdi. Biraz burada oturacağım. Aras'cığım da gelir zaten. Hayır. Sevindin mi? Yemek hazırlıklarına son durum bu şekilde. Makarnamı haşladım. Şimdi içine soğuk su ekledim. Hemen onu süzeceğim. Burada da mantar, soğan, kekik, sarımsak, pul biber ve çok az nane var. Bir de tuz ekledim. Burada da kremamız var. Şimdi bu suyunu çektikten hemen sonra kremayı ekleyeceğim. Ondan sonra da makarnayla buluşturacağım. Evet, makarnamız bu şekilde oldu. Bu da Aras'ın makarnası. Afiyet olsun Aras. Ye bakalım. Sıcak mı?
Çok şükür bir günü daha bitirdik. Aras'cığım saat 9 gibi uyudu. Ben de ondan sonra bulaşıkları yıkayabildim ancak. Çünkü onunla ilgilendim. Şimdi artık dinlenme moduna geçiyorum. Çünkü bugün yoruldum. Yani çok bir şey yapmadım aslında ama yine de yorulmuşum. Birazcık artık dinleneyim. Aras'ın erken uyuduğu günlerde ben de kendime vakit ayırıyorum olabildiğince. Ve sonra da saat 12'ye gelmeden yatıyorum ki ertesi gün dinç bir şekilde kalkabileyim diye. Umarım bu videomu severek izlemişsinizdir. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.